Bursa Sanayi Bölgesi'nde karavan sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı ve firma sahibi Mahmut Yalçın'ı tanıyoruz. Şimdi rotamızı Türkiye'mizi Bursa bölgesine çevirdik ve burada bir sanayi bölgesindeyiz efendim. 1989 yılından beri deneyimi olan, aslında metal sektöründen de biraz karavan sektörüne kaymış, şu an ismini hem Türkiye'de hem dünyada duyurmuş güzel bir markamıza ve firma sahibimize konuk olduk efendim. Öncelikle bir sizi tanıyalım. Mahmut Bey kimdir? Mahmut Yalçın. Evet. 1977 doğumluyum. Hı hı. Saç şekillendirme kalıbı yapıyorum. Bu sektörde 32-33 yıldır çalışıyorum aktif bir şekilde. Karavan geçişim moto karavan üzeri olarak otomotiv tecrübemle, otomotiv sektöründeki kültürümle karavanı bir noktaya getirip birleştirme hayalim vardı. Zaten kendimle aktif karavan kullanıcısı olarak bu işe başladım. Yani direkt detay karavan imalatı, yani detay, ne lazım, ne lazım, evet, ne içerisinde hangi malzemeyi kullanmam lazım, hangi standart donanım olması gerekiyor. Kırsalda yaşam adı altında düşündüğümüzde ne gerekiyor, ne yapmamız gerektiğini bilinçli bir şekilde girerek başladım. Otomotiv tutkusunu karavan üretimiyle birleştiren Mahmut Yalçın, karavan konusunda Türkiye'nin iyi bir yerde olduğunu belirtiyor ve donanımlı olmanın avantajlarını paylaşıyor ekibimizle. Karavan hayatım, benim kendi karavan hayatım 6 yıl oldu. 6 yıl. Karavancıyım, kendim karavan kullanıcısı olarak bu işe başladım. Peki bunu sektöre ve işe dönüştürdüğümüz kısım ne zaman başladı? 2020. 2020. Oo, tam pandemi döneminde aslında tam insanların pandemi. Belki de şöyle bir hadi bir yerlere kaçalım dediği evet, dönemler. Evet, 2020'de başladım. Hı-hı. Bundaki başlamamdaki sebep de benden sonra çocuklarım bir markayla devam etsinler bu işe. Bu sektöre girmemdeki sebep çocuklarım. Çocuklarımıza bir miras bıraktık. Bir miras. Bir miras ve bırakacağım bir miras marka olarak bir miras kalsın. Hı-hı. Güzel bir şey üretilsin, güzel bir ürün çıksın, güzel bir ürün insanlara sunulsun diye girdiğim bir iş. Dediğim gibi otomotiv tecrübesiyle bunu birleştirdiğimizde güzel bir ürün çıkarttık. Geri dönüş memnuniyetlerimiz çok güzel. Çok güzel. En büyük hedefim karşı tarafın memnuniyeti. Onu da sağladım. Harika. Röportaj öncesi bir şey de söylediniz. Bu otomotiv sektörüyle karavanı birleştiren tek kişilerden bir tanesiniz. Ender kişilerden bir tanesiyim. Ben daha henüz bilmiyorum var olduğunu şu anda. Öyle bir üreticinin olduğunu bilmiyorum. Ki vardır belki ama ben bilmiyorum, duymadım. Genelde diğer arkadaşlarımızın %90'ı mobilyacı, mobilya kültürüyle karavana başlayan evet, arkadaşlarımız var. Güzel de ürünler de çıkartıyorlar. Daha da güzel ürün çıkartabilirler diye düşünüyorum. Güzel, yani bu sektörde Türkiye olarak ilerlememiz gayet güzel. Karavan olduğu için de burada otomotiv tecrübeniz bence çok önemli. Çünkü herhangi bir arızayla karşılaştığınızda kesinlikle, siz bu noktada hemen yardımcı olabilirsiniz kesinlikle, aslında. Yani bir defa mekanik bilgisi, evet, elektrik ve elektronik bilgisi, o donanımla bu işe başlamak çok daha üst bence bir sıfır segment gibi, bayağı oluyor. Bir avantaj sağlıyor size. Avantajımız var, bir de hassasiyet avantajlarımız var. Hı hı. Bizim hassasiyet kültürümüz onda birler. Hı hı. Yani bununla karavanı birleştirdiğinizde çok daha farklı ve çok daha güzel bir ürün elde etme şansına sahipsiniz. Çok güzel. Ne kadar bir zaman alıyor bir karavanın üretimi ya da siz nasıl başlıyorsunuz? Butik karavan bizimki. Hı hı. Ortalama 3 ay. 3 ay. 3 ay sürüyor benim bir tane aracı bitirmem. Başlayıp bitirmem tam 3 ay sürüyor. İç tasarımı sizler mi hazırlıyorsunuz yoksa burada müşterilerinizle diyalog halinde mi? Müşterimle diyalog halindeyim. Müşterimin tabii ki isteği doğrultusunda tasarımları değiştiriyoruz. Geriye kalan bir bilgisayar ortamında değil. Benim bütün hepsi kendi elimde ve beynimde. Aa, çok güzel. Evet, burada hem Ar-Ge hem dizayn kısmı sizden. Hepsi bende. Olunca zor olmalı. Hepsi ama bende. Keyif ve zevkle yaptığın zaman çok basit. Bu güzel. İyi. Yani keyif ve basit oluyor o zaman. Zevk alarak yapıyorsun. En büyük özellik o. Ve yaptığın her aracın bir diğerinden daha zevkli hale gelmeye başlıyor. Zaten eğer bu zevki alarak bu işi yapıyorsan maddiyatı düşünmeden doğru yolda ilerlediğinden eminim. Şimdi de Mahmut Yalçın'ın başarı sırlarını ve hedeflerini öğreniyoruz. Bu
başarının altında yatan sır nedir? Çünkü biz iş ve başarı ekibi olarak tüm iş insanlarımıza sorduk. Size de sormak istiyorum. Sizce bu işinizin ve başarınızın altındaki sır nedir? İşimin ve başarımın altındaki sır önüne hedef koymak. Hedefine koşmak. Hedefine koştuğun sürece başarı kaçınılmaz. Başarının senin önünde olduğunu görerek yürüyorsun yolda çünkü. Hep bir hedef belirli. Hep bir hedef. Hep bir hedef. Yani hep bir oluşum içerisinde olman gerekiyor. Oluşum içerisinde olduğun zaman da önünüze koyduğunuz hedefin bir an önce önünüze geldiğini siz kendiniz yaşayarak görüyorsunuz zaten. Harika. Ve dediğim gibi çalışmandan kesinlikle ödün vermemek şartıyla bu. Yani ustama teslim ettim, müdürüme teslim ettim demeden, bunu gözetmeden çalışmanız gerekiyor. Eşin başında durmak değil. Özveriyle çalışmanız gerekiyor. Çok güzel. Peki evet. İleriye dönük hedeflerimiz var mı? Bundan sonrası için neler yapmak istiyoruz? İleriye dönük hedeflerimiz var mı? Tabii ki ileriye dönük hedeflerimiz var. Yurt dışında, özellikle bu karavan sektöründe, yurt dışında bir şeyler yapma hedefimiz var. Çok güzel. Onu da şu anda dediğim gibi bekleme sürecindeyim. Onu kendi çocuklarımla beraber.